Şişli Hamidiye Etfale Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Özgür Yiğit. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam size. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Teşekkür ederiz. İyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok değerli bir konu konuşacağız hocam sizinle. İşitme kayıplarını konuşacağız. Ve bu noktada Türkiye'nin tedavi seçeneklerini gelmiş olduğu noktayı konuşacağız. Öncelikle işitme kayıpları neden olur? Bundan bahsederek başlayalım lütfen. Şimdi işitme kayıpları aslında üçe ayrılır. Birisi iletim tipi işitme kayıpları. Diğeri iç kulak tipi dediğimiz nörosensörel işitme kayıpları. Bir de bu ikisinin birlikte görüldüğü mix tip, yani karma tip işitme kayıpları. Aslında 3 tip işitme kaybı var. İletim tipi dediğimiz işitme kayıpları daha çok orta kulağı ilgilendiren, orta kulaktaki kemikçikleri ilgilendiren, kulak zarını ilgilendiren işitme kayıplarıdır. Bunlar daha çok orta kulakta sıvı birikmesi, işte dış kulak yolunda buşon olması, kir olması, orta kulak iltihapları, özellikle müzmin, kronik orta kulak iltihapları, iletim tipi işitme kayıpları genellikle yapar. Tabii orta kulaktaki tümörler, damarsal yapıların şey olması, tümörleşmesi gibi bazı şeyler de yine iletim tipi işitme kaybı yapar. Ama ya bunlarda daha çok aslında kemik yolu normaldir. Hava yolundan, yani dışarıdan ses geldiği zaman duymada problem olur. Ama bunun ötesinde bir de sinirsel tip dediğimiz, nörosensörel tip dediğimiz iç kulağı ilgilendiren işitme kayıpları var ki bunlar özellikle total işitme kayıpları olduğu zaman yani bunlar da hem kemik yolundan hem de hava yolundan artık kişiler duyamaz hale gelir. Bir de bu ikisinin birlikte olduğu, yani hem orta kulağı ilgilendiren hem de iç kulağı ilgilendiren, özellikle orta kulak kemikçiklerinde kireçlenmeler, tabi bu kireçlenme iç kulağa doğru da gidebiliyor. Bu tip yapılar. Bir de iç kulak anomallerinde bazen mix tip kayıplar oluyor ya da iletim tipi kayıplar oluyor. Ama esas iç kulak problemlerinde, bozukluklarında ve işitme siniri problemlerinde nörosensörler dediğimiz iç kulak tipi işitme kaybı oluşuyor. Buyurun hocam. Şey soracağım ben. Orta kulakla ilgili olarak kireçlenme dediniz ya, izleyicilerimizin büyük çoğunluğu kireçlenme, işte dizlerdeki herhangi bir eklemdeki kireçlenme gibi algılayabilirler. Acaba öyle bir şey mi, yoksa farklı bir kireçlenme türü mü? Ona benzer, ama tabii orta kulakta da biliyorsunuz kemikçikler var. Evet. Vücudun en küçük kemikçikleridir orta kulaktaki kemikçikler. Evet. Örs özengi çekiç dediğimiz, özellikle özengi kemiği vücudun en küçük kemikçikleri ve bu kemikçikler arasında da eklemler vardır. Hı hı. Bir de özengi kemiği, stapes dediğimiz kemikçik iç kulağın penceresine yapışır ve dışarıdan gelen sesleri titreşerek iç kulağın penceresinden, oval pencere dediğimiz pencereden sesi, titreşimi iç kulağa iletir. İç kulaktaki sıvılara iletir ve o sıvıların dalga hareketi oluşturarak iç kulaktan beyne ses şeyleri gider. Elektrik enerjisine dönüşür ve o beyne gider. Hı hı. Dolayısıyla o iç kulağı titreştiren, iç kulak penceresine yapışmış olan kemikçik, özengi kemikçiği kireçlenebilir. Oradaki kemikçikte kireçlenme olur. Bildiğimiz kireçlenme, yani oradaki dizlerdeki gibi, ama onlardan biraz farklı. Dolayısıyla o titreşemeyeceği için, iç kulağı titreştiremeyeceği için o zaman iletim yapamayacağı için iletim tipi işitme kaybı olur. Peki bu da örneğin genelde diğer eklemlerdeki kireçlenmeler ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Bunun için de aynı şey geçerli mi, yoksa? Yok, aynı şey değil. Burada aslında oradaki kireçlenme genç insanlarda da. Genç insanlarda özellikle hamilelikten sonra ortaya çıkabilir. Kadınlarda daha çok, kadınlarda daha çok görülür. Öyle hani yaşa bağlı bir kireçlenme değildir. O daha önce geçirdiği viral infeksiyonlara bağlı olabilir, kızamık infeksiyonlarına bağlı olabilir ya da genetik olabilir, hormonal bir takım şeyler üzerinde durulabiliyor. Yani tam nedeni kesin değil, ama yani 20-50 yaşlardan sonra, hatta
Çocuklarda bile iç kulakta kireçlenme, onlara juvenil otosikloz diyoruz. Onlarda bile olabilir. Evet. Yani bunun tedavisi ya cerrahidir ya da işitme cihazıdır. Aslında aslan bugün hocamızla çok değerli bir konuyu konuşacağız. Yani böyle bir giriş yaptık ama bizim esas problemimiz bu iç kulağı ilgilendiren sensörü nöral tipte işitme kayıpları ve buna yönelik olarak neler yapabileceğiz, onlarla ilgili konuşacağız. Ve bunun en önemli sanırım günümüzde geliştirilen teknolojik olarak baktığımız zaman koklear implantı görüyoruz. Evet, piyonik kulak dediğimiz. Evet, bu nasıl çalışıyor hocam? Tabii iç kulak elektrik ses enerjisini elektrik enerjisine çevirip beyne iletiyor. Dolayısıyla iç kulak çalışmadığı zaman orta kulakta problem yok. Yani sesler orta kulağa kadar geliyor ama orta kulaktan elektrik enerjisine dönüşüp beyne iletilemiyor. Dolayısıyla o aradaki iç kulakta bir problem var. Oradaki hücrelerde özellikle problem oluyor. Bazen de işitme siniri olmuyor. Özellikle nörosensörle işitme kaybı, sinirsel işitme kaybı olanlarda işitme sinirinde de problem oluyor. Ama bunlar daha az. Daha çok kokleadaki problemlerden dolayı, salyangozdaki problemlerden dolayı işitme kaybı oluyor. Nörosensörle işitme kaybı oluyor. Bu da 1960'lı yıllardan ilk uygulamalar başlıyor tüm dünyada. 78'li yıllarda işte çok kanalı implant, kokleer implant, biyonik kulak uygulaması ilk olarak Avustralya'da yapılıyor. Sonra Amerika'da yapılmaya başlıyor. 87'de de ki biz Türkiye olarak bu teknolojiyi çok yakından takip eden ülkelerden birisiyiz. 1987'de de Eskişehir'de Bekir Altay, Doktor Bekir Altay tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ilk biyonik kulak uygulaması gerçekleştiriliyor ve o tarihten beri yani 90'lı yıllardan beri ki dünyada da 80'li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başladı. Belki 90'lı yıllardan sonra yaygınlaşmaya başladı. Türkiye bunu yakından takip eden ülkelerden birisi ve 90'lı yıllardan sonra da biyonik kulak, kokleer implant uygulaması başlıyor. Ankara'da, İstanbul'da, Ankara'da daha sonra şu anda 50'ye yakın, Türkiye'deki 50'ye yakın merkezde kokleer implant, biyonik kulak uygulaması yapılabiliyor. Biyonik kulak cilt altına takılan bir parçası var, ameliyatta takılan bir parçası var. Bir de onun üstüne mıknatısla yapışan bir dış parçası var. Dış parça sesleri topluyor, dış ortamdaki sesleri topluyor, iç parçaya iletiyor. İç parça bunu elektrik enerjisine çevirip iç parçadaki elektrotlara iletiyor. Elektrotlar işitme sinirini, iç kokleadaki sinirleri, sinaps sinirleri uyararak ses enerjisini elektrik enerjisine çevirip onu beyne iletebiliyor. Dolayısıyla kokleer implant yani biyonik kulak iç kulak vazifesini görüyor. Tabii ki tam istediğimiz bir iç kulak değil belki ama ya sonuçta şu andaki biyonik kulak iç kulağı çalışmayan özellikle bebekler için ya da daha sonradan iki kulağını kaybetmiş erişkinler için günümüzün tercih edilir tedavi yöntemleri. En iyi tedavisi. Yani ileride farklı tedaviler çıkabilir. Evet, çalışmalar var tabii. Özellikle kök hücre çalışmaları falan da var. Yine biyonik kulağın şu andaki halini daha iyi hale getirecek. Oradaki elektrotları optik ışınlı hale getirecek, optik şey haline getirecek farklı çalışmalar var. İşte yine elektrotların bir takım kök hücre ya da işte steroid salgılayacak şekillerini yapma çalışmaları var. Yani bir taraftan implantı geliştirme çalışmaları, bir taraftan da iç kulağın fonksiyonunu yeniden kazandırmak için işte kök hücre çalışmaları şu anda da devam ediyor. Peki bu kök hücrelerle ilgili olarak sormak istiyorum. Mesela benim anladığım biyonik kulakta mutlaka kişinin duyma sinirinin sağlam olması sağlam gerekiyor. Sağlam olması lazım. Şey, kök hücrede de sağlam olması gerekiyor. Evet. İşitme sinirinde problem varsa o farklı bir şey. Evet. Ya işitme siniri şeyden sonra iç kulaktan sonra beyinle yani beyinle iç kulak arasındaki sinirdir işitme siniri. Dolayısıyla kök hücre daha çok
özellikle kokleadaki hücrelerin yeniden çalışmasını sağlayacak şeylerdir, kök hücreler. Yani kokleaya yönelik çalışmalardır. Ki bizim burada bypass ettiğimiz, yani biyonik kulakta bypass ettiğimiz kısımları kök hücreyle yapabiliriz diye. Burada hani şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle tabii işitme kayıplı bebeği olan, çocuğu olan anne babalar, veliler bazen ya nasıl olsa kök hücre çıkacak, işte nasıl olsa yeni bir şey çıkacak deyip bazen bekliyorlar. Yani az da olsa bu tip velilerimiz var. Tedaviye erteliyorlar. Tedavi erteliyorlar. Bu çocuk için çok sakıncalı ve olmaması gereken bir şey. Bunu özellikle yani sizin aracılığınızla da hatırlatmak istiyorum. Yani şu andaki geçerli tedavi biyonik kulaktır. Kök hücre çalışması sadece bilimsel çalışmadır, araştırma çalışmalarıdır. Yani şu anda kabul edilmiş standart kabul edilmiş bir yaygın kök hücre tedavisi yoktur. Hani ne zaman olacağı da belli değildir. Belki yakın gelecekte olacak ama bu beklenerek çocuğun işitmesine engel olmak doğru bir şey değildir. Beklediğimiz zaman, implantı da geciktirdiğimiz zaman implanttan yeteri kadar gecikmiş implanttan yeteri kadar çocuk fayda göremeyecek. Evet, verim alamıyoruz. Evet. Çünkü tıpta her zamanki kural erken teşhis ve erken tedavi. Bir de tabii o bölgenin ve beynin ses alması lazım ki körelmemesi tabii. için. Plastik tabii. dediğimiz olayın gerçekleşmemesi için beyne ses gitmesi lazım. Bu da ancak şu anda implantla oluyor. Dolayısıyla o implantın beyni uyarması lazım. En erken dönemde uyarması lazım ki beynin o işitme merkezi, çünkü biz beynimizle işitiyoruz sonuçta. Kulağımızda işitiyoruz gibi oluyor ama aslında beyindeki işitme merkezi olmasa biz işitemeyiz. Kulağımız normal çalışsa bile. Dolayısıyla beynin o bölgesinin körelmemesi için oraya uyaran gitmesi lazım. Tabii. Özellikle ilk 4 yıl ve ilk 6 yıl bu uyaranın gitmesi açısından, çocuğun ilk 4 ve ilk 6 yılı uyaranın beyne gitmesi açısından çok önemli. Yani ilk 4 yılda uyaran giderse çocuğun o bölgesi körelmez ve tedavi başarılı olur. Ama siz ben işte 4 yıl bekleyeyim dediğiniz zaman nasıl olsa kök hücre çıkacak. Beynin o bölgesine uyaran gitmeyeceği için siz 3 kulağı onarsanız bile bir işe yaramayabilir. Evet, zorluk yaşayabilir hasta. Zorluk yaşayabilir. Peki dolayısıyla bu erken tedavi önemli. Biyonik kulak ile hangi cins işitme kayıpları tedavi edilebilir hocam? Yani biyonik kulak biraz önce de söylediğimiz gibi daha çok iç kulaktaki problemlerle ilgili olaylarda. Özellikle de doğuştan işitme kayıplı ve sonradan iki kulağını tamamen çok ileri derecede nörosensörü olarak iç kulak problemi olarak kaybetmiş kişilere kullanılabilir. Özellikle ciddi problemlerde kullanılabiliyor. Yeni doğan yani. İşitme kayıpları için çok önemli. Çünkü onlar eğer siz zamanında tanımazsanız, çocuğu zamanında teşhis etmezseniz ve zamanında cihazlandırmazsanız sağır dilsiz olacaklar. Yani bu çocuğun sosyal hayatını da çok fazla ileride etkileyecek. Hani bu çocuklar normal okula gidemeyecek. İşitme şey dili kullanacaklar. Yani normal konuşamayacaklar. İşaret dili kullanacaklar ve bu tip ki imkan varken imkansız hale getirecekler. Yani dolayısıyla gecikmede. Biyonik kulak şeyler için yeni doğan işitme kayıpları, ileri derecede işitme kayıpları için ki onların 1 yaşında şu anda implant takabiliyoruz biz. Hatta dünyada daha erken dönemde işte 9 aylık dönemde bile implant takılma çalışmaları var. Hani daha başarılı olacağı yönünde çalışmalar var. Ama şu anda yaygın olarak Türkiye için 1 yaş geçerli. 1 yaşında implant takabiliyoruz. Ve eğer siz çocuğu erken tanıyıp 1 yaşında implant takarsanız o çocuğun normal işitenlerden hiçbir farkı kalmıyor. Normal okula gidebiliyor. Normal meslek edinebiliyor. Ve sosyalleşebiliyor. Yani bizim gibi normal işitenler gibi duyabiliyor ve konuşabiliyor. Bu çok önemli bir fırsat tabii, diye düşünüyorum tabii. Yani. Hocam mesela ben özellikle şunu hani dediniz ya işte yeni teknolojiler çıkabilir, belki kök hücrede çok önemli ilerlemeler olabilir diye çocuklarını bekletiyorlar. Muhtemelen altta yatan şöyle bir kaygı da olabilir. Yani sanki bu çok büyük bir cerrahi operasyon niteliği olarak söylüyorum. Yani. Anlamı olarak söylemiyorum. Acaba bu konuda
ailelerimizi rahatlatacak bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani cerrahisi zor bir cerrahi midir? Yani implant ameliyatı kulak cerrahisi yapan, yani kulak Hı-hı. cerrahisini Hı-hı. yapabilen her kulak boğaz hekimi yapabilir. Hı-hı. Ama tabii bu yani cerrahi açısından bir yani ileri bir cerrahidir. Ona bir şey diyemem ama Hı-hı. yani sonuçta biraz önce de söyledim. Evet. Şu anda Türkiye'de 50'ye yakın merkezde koklea implant ameliyatı yapılabiliyor. Ya dolayısıyla ameliyat böyle çok yapılamaz ya da böyle çok büyük riskleri olan bir ameliyat değil. Tabii ki her ameliyat gibi onun da riskleri var. Yani özellikle İster istemez, evet. biz kulak bölgesinde çalıştığımız için bizim yani kulak boğazcıların kulak bölgesinde kulak ameliyatlarındaki en önemli risk yüz siniri felcidir. Yani yüz felcidir en önemli risklerden bir tanesi. Hı hı. Bir de direkt yani beyinle çalıştığımız için işte beyin sıvısında şey olabilir. Yani beyin zarında zedelenme olabilir falan filan. Ama bunlar çok az görülen, çok az görülen. Yani belki binde birler oranında, yüz binde birler oranında görülen komplikasyonlardır. Yani bu komplikasyonlar için çocuğun hayat boyu rahat edeceği, kaliteli bir yaşam sunacağı, yaşıtları gibi konuşabileceği bir şeyi ertelememek lazım. Yani implant, düşünün ki yani şu anda bir yaşında zaten yapabiliyoruz. Çünkü İç kulakları erişkin kulak boyutunda oluyor. Yani bir yaşındaki hı hı. çocuğun hatta hı hı. Doğuştaki bir çocuğun iç kulak boyutu hemen hemen erişkin boyutunda olabiliyor. Dolayısıyla oraya elektrot yerleştirmekte bir problem yok. Ve bir yaşındaki çocuğa da rahatlıkla bu ameliyat yapılabiliyor. Hatta çocuklarda kulak ameliyatı özellikle implant ameliyatı yapmak erişkinlere göre daha hızlı olabiliyor. Daha kolay olabiliyor. Hı hı. Peki... Çok özür dilerim hocam. Hasta neye dikkat etsin operasyondan sonra? Çok az bir vaktimiz kaldı hı hı. hocam. Bu çok hı hı. önemli bir nokta. Bu operasyonu yaptırmayı düşünen ebeveynler ve çocuklar neye dikkat etsin? Tabii burada sadece bir cerrahi işlem değil bu. Öncesinde bir hazırlık gerekiyor. Yani çocuğun bir eğitime başlaması lazım. Çünkü bu çocuklar implant takıncaya kadar çocuklar işitmeden yoksunlar. Yoksunlardı. Ya dolayısıyla hı hı. dıştan başka bir dünya başladı. Başka bir dünya başlayacak implant taktıktan sonra. Dolayısıyla öncesinde işitme cihazıyla ki bir yaşına kadar çocuklar boş durmamalı. Ki yeni doğan işitme taramasında da bu öneriliyor. Yani şu anda Türkiye yeni doğan işitme taraması yapan nadir ülkelerden, erken başlayan nadir hı hı. ülkelerden hı hı. birisi. Bu da aslında bizim işimizi kolaylaştırıyor. Erkenden tanınıyor çocuklar. Tabii. Bu çok önemli. Topuk kana gibi evet. ilk bir ayda yani ilk doğar doğmaz tüm çocuklar hı hı. yeni doğan işitme taraması yapılıyor. Ve dolayısıyla kimin duyup duymadığı ve hangi seviyede duyup duymadığı o taramada ortaya çıkıyor. Ve bu çocuklar eğer taramadan geçemediyse takip ediliyor. Hı hı. İlk 6 ayda çocukların cihazlanması lazım. İmplanttan önce bir cihazla tanışması, işitme cihazıyla tanışması lazım. Hı hı. Sonrasında da bu çocukların eğitime, işitme eğitimine başlaması lazım. Hı hı. Yani bunlar sesle yeni tanışacaklar için eğitim çok önemli. Yani hı hı. şeyden sonra, implanttan sonra da işitme eğitimine devam etmeliler bu çocuklar. Evet. Ki hani işitmeyi öğrenebilsinler. Yeni doğan çocuk eğer işitmesi sağlamsa 0 yaşında yani daha doğar doğmaz aslında işitme eğitimine başlıyor. Hı hı. Yani çevredeki sesleri duyduğu için. Evet. Eğitime başlamış oldu ama bu çocuklar bir yıl sonra buna başlayabilecekler. Dolayısıyla burada eğitim çok önemli. Bir de iç parça sonuçta cilt altına kulağın arkasına bir iç parça takıyoruz. Onu korumaları lazım. Dış parçayı sudan şeyden korumaları lazım. Bunun pil problemleri de var. Herhalde değil mi? Pillerle çok sıkıntı olmuyor. Dış ünitede olduğu için. Dış ünitede iç ünitede pil yok. Yani hı hı. iç ünitede bir şey değişmiyor. İç ünite uzun süre gidebilir. Yani iç ünitede genellikle bir sıkıntı hı hı. olmuyor. Bir takım komplikasyonlar var ama daha çok dış ünitede bozulmalar olabilir. Kabloda bozulmalar olabilir. Bunlar hani çocuğun dikkat etmesi, çocuğun işte başını çarpmaması kesinlikle lazım. Çok önemli. Bunların hepsini ayrıntılı tekrar konuşmayı çok istiyorum hocam. Daha konuşacak çok fazla konumuz var fakat süremizin sonuna geldik. Evet. En yakın müsaitliğinizde sizi tekrar stüdyolarımızda evet. ağırlamak istiyoruz. Ayağınıza, dilinize sağlık hocam. Teşekkür çok ederim. Faydalı olduğunu konuyu düşünüyorum ben. Ben de evet. tekrar
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimiz de eminim ki çok daha fazla merak edecekler bu konuyu. Ve bunun devamını lütfen konuşalım hocam. En kısa sürede tekrar seve birlikte olalım. Seve seve gelmeye size her zaman ağırlamak bizim için onurdur çok hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.